Evet, ikinci bölüme başladık maç sonunda. Ben Fatih Hoca'nın açıklamasıyla başlamak istiyorum abi. Bence çok ideal bir açıklama yaptı. Bütün sorumluluğu üzerine alan ve mükemmel bir açıklamaydı. Neydi bu açıklama? Dün soru soruldu. Hani sebep ne? Başarısızlığın sebebi ne? Başarısızlığın sebebi, yani sebep A, ben, sebep B, Fatih Terim dedi. Yani her türlü başarısızlığın sebebi benim dedi. Ama şu da var belki, o aslında tam olarak öyle değil. Yani şöyle, hocayı az çok tanıdığımız için hoca orada bir söylemeden çok şey söylüyor aslında. Hoca diyor ki, sadece ben olabilir miyim sizce? Birçok etken var. Biraz önce saydığımız etkenler... Ha, tabii onları saydı ama şunu demeye çalışıyorum ben. Yani hoca orada biraz gönderme de yapıyor bence. Geminin kaptanı benim. Doğru. Bütün sorumluluğu, yani üstüne alır bir tavrı da sergiledi Fatih Hoca. Doğru. O kağıt üzerinde öyle ama... Bir de onun satır arası. Zaten anlattı sonra. Hani sakatlıkları söyledi. Ondan da bağımsız. Aslında hoca şu anda çok şey, yani tam olarak sakatlık değil. Birçok etken var. Hoca orada müthiş bir duruş göstererek bunu söyledi. Ama satır arasında çok şey saklı. Yani başımıza gelmesini düşünmediğimiz ne varsa geldi dedi. Yani başımıza geldi. Zaten tabii, sonra sıraladı. Oldukça geniş bir basın toplantısı oldu. Fatih Hoca'nın maçtan sonra yaptığı basın toplantısı. İstersen biraz maçı konuşalım. Tabii. Her iki takım, hani Galatasaray'dan bahsettik, 35. dakikaya kadar aslında kafa kafaya giden bir oyun vardı. Galatasaray için 35. dakikadan sonra bence maç bitti. Yani artık Trabzonspor'un golü ha geldi ha gelecek şeklinde ilerledi. Belli. Penaltıyla geldi. Sörloth'un yerde kaldığı pozisyon. Bence penaltı. VAR uyarısıyla geldi zaten. Cüneyt Çakır çok ilk yarı biraz konsantresi bozuktu. Maçta değil gibiydi hoca. Evet, çok kaçırdı. Yani sadece pozisyonları kaçırdı diye değil. Yani VAR'a gitti diye söylemiyorum. VAR'ın zaten varlık amacı bu. Ama oyun içerisinde de bir dalgındı yani hoca. O da yansıdı bence. Yansıdı kararlı. Maçı. Kararlarına yansıdı. Ben şöyle bir Trabzonspor açısından şöyle söyleyeyim. Hep ne diyorduk son 2-3 haftadır? Öne geçtiği maçlarda Trabzonspor geri çekiliyor ve ciddi baskı yiyip skoru koruyamayan bir yapısı. Yapısını görüyoruz ama Sosa dümene geçtiği zaman, Sosa birazcık ağırlık koyduğu zaman bambaşka bir oyun izledik. Dün evet Galatasaray'ın 10 kişi olması da bunda çok ciddi faktör olabilir ama yine de Sosa o topu aldı, dolaştırdı. Çok sakin kaldı Trabzonspor. Yani 3 gün 3 gece oynansa sanki Trabzonspor kazanacakmış gibi bir hava vardı. Ya tabii bütün sezonun kırılma anları çok oldu Galatasaray'da. Fegül'ün kırmızı kartı onlardan bir tanesi. Fegül'ü çıktıktan sonra çok zor. Hani Galatasaray en fazla 1 puan alır gibi bir hal vardı. Çünkü yedeklere baktığında Cilerme oturuyor, Envakame oturuyor. Galatasaray'da Yunus bu sene oynadığımı hatırlamıyorum ligde. Hani var mı yok mu? Emin girdi. Belanda'nın çıktığı, Emin'in girdiği. Tabii, yani Galatasaray'ın yedek kulübesi çok zayıftı tabii haliyle bu eksiklerden dolayı. O yüzden Trabzon açısından çok karlı bir maç oldu. Çünkü şunu söylemiştik maçtan önce, Galatasaray-Başakşehir maçında o ucuna kadar geldi galibiyetin, yakalayamadı ya. Orada bir sekme durumu oldu. Hani o hedeften bir sapma oldu. O yaşanacaktı Trabzon maçında. Beklediğimiz gibi de oldu. Trabzonspor için ise avantaj oldu bu. Çünkü İstanbul'dan alınan Galatasaray galibiyeti yine tekrar moralleri, bir özgüven aşılanmasına sebep oldu. Çünkü evinde Ankara Gücü maçı, Alanya maçı son dakika, bir acaba olmuştu Trabzon taraftarı ve camiasından bazı insanlar en azından. Bir kısım hala güçlü bir şekilde diyor ki biz şampiyon olacağız, evet, saygı duyuyorum. Bir kısım da diyor ki acaba olacak mıyız? Hani bu puan kayıpları bir tedirgin etti. Başakşehir'de Galatasaray çok mantıklı geçti, sakin geçti. Antalya maçında maç önünde de konuşmuştuk. Başakşehir o maçı alır üç demiştik. 3 eksiğine rağmen yani. Ve tık 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 hani şey gibi makine düzeni Başakşehir aldı. Şimdi Trabzonspor'un özgüveni, Başakşehir'in bu makine düzenindeki sistemi karşı karşıya baş başa kaldılar. Trabzonspor özgüvenli artık. Ki Başakşehir'de bence Galatasaray maçında hani Trabzonspor'un olası bir puan kaybını bekliyordu. Hani bir şeyin bir de o tarafı var. Yani Allah kahretsin diyor şimdi Başakşehir. Yani Trabzonspor kopmadı, peşimizden geliyor. Bizim bir hatamızda ensemize binecek gibi bir hissiyatı var Başakşehir takımının yani bence. Şu var, Başakşehir şimdi her maçı kazanmak için oynayacak. Trabzonspor da öyle. Trabzonspor'un berabere kaldığı an biter. Şimdi bu bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Böyle bakmak lazım. Galatasaray maçına kadar bir stresle baş edememe durumu vardı. Şimdi bu maçın etkisi, mesela pandemi öncesi Galatasaray'a şunu demiştik ya, Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti büyük bir motivasyon unsurudur ve o size 1-2 ay kazandırabilir, oyununuza yansır, yukarı çeker sizi. Galatasaray maçı da Trabzon'u bence yukarı çekecek ve son haftaya kadar
çok büyük bir sürpriz olmazsa son hafta bile heyecanın olduğu bir lig göreceğiz gibi hissediyorum. Belli ki öyle olacak. Son haftaya kadar gidecek mücadele. Üçüncülük yarışı da aynı şekilde çok kritik bu sezon. Onu da hani Fenerbahçe bölümüne geçtiğimizde bence daha detaylı konuşuruz. Şimdi Galatasaray'ın yeni sezon planlamasından ya da hedeflerinden bahsedelim abi biraz bize. Yani orası çok olacak? Karışık işte. Bak, bir programda yaparız. Oraya değil bir bölüm. Yani 10 bölüm olsa çıkamayabiliriz işin içinden. Çünkü başlayalım. Kalede Muslera. Evet. Var mı seneye? Yarı sezon var. Yok. Ya var ama yarı sezon yok. Ama ne olacak? Bir kaleci sorunu var mı? Var. Okan'la olur mu? Olmaz. Olmaz. Oraya bir deneyimli kaleci düşünülüyor. Volkan Babacan'ın ismi geçiyor. Beton'un ismi geçti. Beton'un ismi geçiyor. Volkan tabii yerli olması dolayısıyla ve Fatih Terim'in milli takımından da tanıdığı bir isim. Volkan adaylardan bir tanesi. Konuşulan olduğu için söylüyorum. Sağ bek'e geldik. Mariano'nun sözleşmesi bitiyor. Uzatacak mı? Belli değil. Uzatırsa ne olur? Galatasaray için bence uzatması bir sene. Bir sene. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde olmadığını düşünürsek Avrupa Ligi'ni Mariano idare edebilir. Şampiyonlar Ligi'nde çok zayıf kalıyordu. O kalitesine rağmen fiziği yetmiyordu. Yani yanında adamlar uçuyordu. Böyle bir sürü uçan Buruclu gördük mesela. Buruclu gördük ya. Geçti Buruclu. Paris'li Real'i. Orada beşli oynuyordu Galatasaray ki o bile mesela bazen yetmedi. Sol bek'e geliyorum. Saracchi yeterli olur mu? Olmaz. Lines var orada ters ayak hoca oynatmıyor. Caner'in ismi geçiyor. Lines de tabii diğer tarafta oynayabilir. Lines joker orada beklerdi. Tabii Fenerbahçe ile Caner'in anlaşma Şener durumu olmuştu. Şener var sağ bekte. Şener başlı başına sorun. Sorun yani. Dün yani gene girdi oyuna. Şener'in kadrodaki katkısı tartışılır. Zarar da verdiği düşünüyorum ben. Tabii zarar canım. Verdiğini düşünüyorum yani. Ben kibarca söyleyeyim dedim. Ortada Luyendama, Marcao. Luyendama sakattan çıktı. Nasıl döneceği belli değil. Marcao 2 iyi, 3 kötü. Ahmet Çalık sorunu var. Aşama kaydedemedi ve parlayan Emin var. Emin var ya Donka'da güvenirsiniz Semih yani. Semih Kaya'nın ismi geçiyor. İsmi geçiyor diye soruyorum. Donka'da güvenebilirsiniz ama. Ön libero'ya geldim. Yok. Donk var. Ama hani. Ya Donk'u oraya aldım. Belki stoper olarak düşünür. Şimdi orta saha yok. Seri Lemina gidiyor. Yani şimdi Seri Lemina yok. Şimdi Belhanda var. Kalacak mı belli değil. Belhanda büyük ihtimalle gidecek. Enzonzi? Enzonzi krizi yaşandı. O hani koptu gitti. Kiralıktı zaten. Yani şeye baktığında Seri alınır mı bonservisi? Birini satman lazım. Satılacaklara ayrı geleceğiz. Lemine yok, Seri yok. Mert Hakan olmadı. Taylan var. Ama yeterli mi performansı? Bazen değil. Yani güvenip yetmiyor. Şampiyon takımın... Yani ilk 11'de olmuyor Taylan. Yani daha önünde çok yol var. Olur mu bilmiyorum. Bakıyorsun orta sahada Ömer Bayram. Sol iç olarak bu sene parlama yaptı ama Ömer'in kötüsü hiç çekilmiyor. Can yakıyor. Hiç hani çekilmiyor. Hoca ne kadar tahammül edebilir buna belli değil. Ofansif orta saha olarak düşünüyorum. Emre Akbaba. Tamam. Var ama iki ağır sakatlık geçirdi. Güvenir misin Emre'ye? Güvenirse zor çıkmaz. Zor. Kanatlara geliyorum. Onyekuru var mı artık? Yok. Yok. Sekidika? Yok. Yok yani. Yani Sekidika penaltı yaptırırken gördük. Bir de hatırlıyor musunuz son dakikalarda Galatasaray gol attıktan sonra bir topla giderken. Onu diyecektim ben. Bir şans yakaladı. Kaleciye gitti. Bir yani, şans yakaladı orada. Çünkü bak çok değişik bir oyuncu. Pas vermeyi becerebilen bir kanat bence. Pas özelliği de var ama çok temel özellikleri zayıf. Onlarla olmaz. Yani Novak gitti. Sekidika'nın üstünden çıkıp. Tabii. Ve Novak da demiş yani Sosa'dan, Sosa'ya söyledim o pası bana atması gerektiğini. Sekidika'nın üstünden atacağımı söyledim diyor yani. Sağ açığa geliyorum. Feghouli var mı? Var. Ama defoları da var. Trabzon maçında görüldüğü gibi. 3 aylar futbol tutuyor Galatasaray taraftar. Evet. Sezon içerisinde istikrar sorunu var. Geldik forvete. Falcao. Var. Var mı? Var. Da yani. Ama 5 maç üst üste var mı? Yok. Yok. Cagne krizi var. Cagne gibi Cagne bir karakter senin var. O ayrı bir kriz. Adem... Yok, idare yani, eder. Solda da oynatırsın. Adem bayağı bir katkı sağladı bu sezon Ömer'le beraber. Beklenmeyen bir katkıydı. Gençlere bakıyorum. Atalay Babacan şans bulamadı. Abdülsamet Karnucu şans bulamadı. Solbek Süleyman Luş şans bulamadı. Yunus şans bulamadı. Mustafa Kapı ayrıldı bu sezon. Şimdi altyapıya bakıyorum. Emin. O da sonlarda buldu. Altyapıdan bir katkı var mı şu an? Yok. Şimdi bunları alt alta koyduğunda ama nasıl takım yapacaksın? Tabii ki Fatih Terim gerçeği var. Şimdi bir takım yapması Galatasaray'ın gerekiyor. Emre Kılınç büyük ihtimalle geliyor. Caner olayı net değil. Fenerbahçe de gidebilir, Galatasaray'a yani, da gelebilir. O ortada. Fenerbahçe'le bir görüşmesi oldu. Bir sonra galiba maddiyat konusunda biraz sıkıntı yaşandı. Şu an bilmiyorum ne olacak. Stoper konusunda Galatasaray'ın Semih Kaya ihtimali, Arda Turan ihtimali yüksek.
Orta sahada Mert Hakan olmadı. Oraya bir Aytaç Kara ihtimali olur mu? İrfan Can diyorlar mesela. Hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için. İstediği söyleniyor. Tabii ki İrfan Can'ı kim istemez, kim istemez ama yani o paralara nasıl çıkabilirsiniz? Fenerbahçe tarafında anlatacağız onu. Evet, mümkün değil. Genç oyunculardan kurulu biraz daha bir Galatasaray olacak. Yani bu şartlarda Galatasaray'ın ilk 11 için en az bence 5-6 oyuncuya ihtiyacı var ilk 11 için. Yani bırak bunun yedekleri. Yedekleri var yani. Yani bu mali yapı şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gidemeden ve oyuncuların yıllık ücretleri çok fazla. Falcao'nun, Fegoli'nin, Belhanda'nın bu sözleşmelerin bazılarından açıklamanız gerekecek. Yani müthiş bir operasyon gerekiyor Galatasaray. Sadece alım anlamında değil, satış anlamında da bir operasyon gerekiyor. Bazen ki bunların daha zor. Tabii ki daha zor çünkü Fegoli ve Belhanda'ya... Bir de Babel var. Babel gelecek tabii. O zaman belki de çikolatayı unuttum. Babel'in Babel var bir de. Babel'in o da ayrı bir soru. Yani Fatih Hoca demek şunu da düşünebilir. Yani evet Babel var elimde. Yani ben bu adamı kullanayım bari diyebilir. Yani hani yapacak bir şey yok. Tabii. Olumlu oynatayım tarafından, bari. Olumlu tarafından diyecektir. Bakalım. Jack neydi oynatayım bari diyecektir yani. Olabilir. Olumlu tarafından bakalım. Satılabilecek oyuncuları düşünüyorum. Belhanda'nın piyasası var mıdır? Var. Yine vardır yani. Arap Yarımadası'nda evet. Var. Avrupa'da çok yok. Çünkü aklı başında bir insan zaten bu sözleşme alan bir oyuncu Avrupa'da anlasın. Yer vermez. Hele pandemi sonrası asla. Üst seviye takımları. Marka ile oyunda mı? Olur. Onları satabilirsiniz. Olur. Emin bir potansiyel midir? Potansiyeldir. Onun dışında Falcao'nun piyasası var mıdır her zaman? Vardır. Vardır. Yani sözleşmesinden çıkarsınız en kötü. Gibi. Çok kar elde edemezsiniz ondan da şey olur yani. Zarardan kar olur o. Sözleşmeden çıkarsınız. Fegüli'nin piyasası var mı? Yine Arap Yarımadası'nda olabilir. Onun dışında çok fazla oyuncu. Satacak oyuncu da yok. Saratçı kiralık zaten genç ama. Yani Mariano zaten bitiyor. Mariano'nun piyasası yok denecek kadar az artık. Yani Muslera'nın piyasası var ama Muslera Galatasaray'dan kolay kolay ayrılmayacağı belli. O yüzden hani Galatasaray'ın satabileceği oyuncu sayısı da az. Yani müthiş bir operasyon gerekiyor dediğim gibi transfer operasyonu. O yüzden Galatasaray yönetimi Tudor döneminde kurulan takımın artık bir de Maicon olayı var. Maicon var Tudor. Bak söyledikçe çıkıyor arkadaşlar. Aynen. Yani çıldırmamak içten değil hakikaten. Tudor dönemindeki takımın artık bence son kullanma tarihi bu sezonla beraber bitmiştir. Evet. Sekatesi o bir iskeletti. Artık o iskeletin yerine projeydi. Yeni bir iskelet gerekiyor ama o çok pahalı bir kadroydu. Artık öyle bir imkanınız yok. O yüzden Galatasaray'ın son 3 senede elde ettiği başarıların temelinde yatan Fatih Hoca'nın dokunuşlarıyla da tabii ki Tudor döneminde kurulan iskeletin artık ömrünü tamamladığını söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ne kadar kibar, teşekkür ederim. Bir daha etsene. Teşekkür ederim. Sağ ağzına hocam. Sağlık. Fenerbahçe bölümüne geçelim. Fenerbahçe'ye geçelim. Hadi bakalım.